Anka 3 Mius'un tasarımına yönelik planlamalar TUSAŞ tarafından yayımlanan derginin 136. sayısında paylaşıldı. Bu bağlamda Anka 3'ün bombardıman, istihbarat, keşif, gözetleme, ICR ve muhtelif elektronik harp amaçları için kullanılması hedefleniyor. Ayrıca radar izini azaltmak amacıyla boya uygulamalarının devreye sokulması, kapak tasarımlarında şevronlu yapının kullanılması, kızılötesi izi azaltmak içinse egzoz tasarımının güncellenmesi gibi faaliyetler planlanıyor. Anka'nın kararlılık ve kontrolü kanatlar, kanatlar üzerindeki kanatçıklar, bir ve kuyruk ve bunun üzerindeki çift etkili yön irtifa dümenleriyle sağlanmaktadır. Aksungur'da ise Anka'dan farklı olarak U şeklinde bir kuyruk, konvansiyonel çift dikey kuyruk ve arkasında yön dümenleri, konvansiyonel tek yatay kuyruk ve arkasında irtifa dümenleri kullanılmıştır. Uçan kanat formundaki Anka 3'te kuyruk bulunmuyor. Kararlılık ve kontrol edilebilirliği için kanat arkasında yer alan ve elevon, kontrol yüzeyleri ve açılan sürükleme dümeni olarak tabir edilen kontrol yüzeyleri bulunuyor. İstenen kararlılık seviyesine, bu kontrol yüzeylerinin otomatik kontrol algoritmalarıyla hareketlendirilmeleri sayesinde erişiliyor. Kontrol yüzeyi mekanizmalarına erişimin kolay olması Anka 3'ün tasarımında göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer alıyor. Dikey kuyrukların olmayışı, hava alığının uçağın üstünde yer alması, hava alığının kıvrımlı olması, uçağın tasarımı esnasında açının az kullanılması, uçağı oluşturan parçalar arasında dar açılar, girintiler, çıkıntılar olmaması gibi faktörler, hava aracının radarlarda görünürlüğünü azaltıyor. Bu radar izi azaltıcı önlemler, Anka 3 tasarımında önem arz ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan kanat formundaki insansız savaş uçağı Anka 3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi Mart 2023'te ilk kez görüntülenmişti. Anka 3'ün teknik özellikleri ise MRVC-23'te yapılan sunumda açıklanmıştı. MRVC-23'te konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil proje ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kotil, Anka 3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi ilk uçuşa hazırlandığını ifade etmişti. Kotil açıklamasında, Anka 3'ün uçuşuna gün sayıyoruz. Öncesinde küçük bir delta kanat yapıp uçurduk. Nasıl uçtuğunu biliyoruz demişti.